Arka frenler sıkıyor. Tekrar tamirciye geldim arkadaşlar. Şimdi frenlere bir bakılacak. Bir de üst kapak contası değişecek. Erol arkadaşımız söküyor. Yolda giderken araba öne geriye bir tekleme yapıyorsa, yani motorda sorun yoksa, bu genelde frenlerden oluyor. Ona bir bakacağız. Bir de üst kapak contası değişecek. Sabitleyiciler sıkmış. Sol fren sıkmış. Bayağı sıcak çünkü. Sökmekte de zorlandık. Bunun fren balataları biraz düşürülecek. Bak şuradan şunu biraz geriye aldınız mı balatalar içeri doğru daralır. Yani çünkü ateş gibi olmuş. Sağ tarafı iyi. Sağ taraftan keçe. Yağ kaçırmış. Onun keçesi değişecek. Sağ keçemiz ölmüş. Oraya silikon çekmişler. Süper ustalarımız. Maket bıçağını verir o. Orayı nerede yani? Bakın buranın orijinali şöyledir arkadaşlar. Bu rulmanın arkasına gelir. Buradan kaçırmaz. Keçelerimiz takıldı. Bazen ortam müsait olmuyor maalesef. Çekemiyoruz. Yoğun oluyor. Şu şekilde tekerler tamam, bakın. Daha önce sıkıyordu. Şu şekilde şimdi bu diferanselin ağırlığından dolayı tam rahat döndüremiyoruz ama teker çok rahat dönüyor. Diğer taraf da tamam. Dediğim gibi sol taraf sıkmıştı. Sağda bir sorun yoktu. Bakın elle dönüyor. Hem de çok rahat dönüyor. Bu şekilde takıldı. Hatta biraz altını göstereyim. Bakın ben arabamın altını yaptırmıştım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pütürlendi her taraf. Tabii ben bizzat kendim yaptırmıştım. Başında dura dura, ona rağmen işçilik beğenmedim ben açıkçası. Bakın mesela şu gaz borusu hiçbir yere tutturmamışlar. Yani ustalık böyle olmaz işte. Hani bunlardan ben anlıyorsam sen usta olarak anlamalısın. Bakın buraya izole bantla çekmişler. Görüyor musunuz? İşçilikler ne kadar kötü ülkemizde. Bakın. Bu şekilde buraya da cırt çekmişler. Şimdi şundan alıp buraya saplayacağız. Dediğim gibi işçilik bu şekilde. Bakın mesela şu boruyu biraz kenara kaydırıp şurayı boyamamış. Görüyor musunuz? Yani yazıklar olsun. Biraz şurayı kaydırıp boyamamış. Tozun, kirin, çamurun üstüne bakın pütür atmış. Gördünüz mü? Yani bu pütür buradan dağılacak. Bak buradan şişmiş zaten. Şuradan oynuyor. Çıkacak bu. Niye? Çünkü altını temizlemeden, hatta buralar çıkmış bile bakın. Yani berbat işçilikler. Bilginiz olsun. Başında durmanıza rağmen yapmıyorlar. Bu şekilde altı köşem de iyi durumda. Gayet iyi altı köşem. Şuradan şanzıman kulakları da iyi durumda. Gayet temiz durumda. Daha önce baskı balatayı değiştirmiştim. Çatalla değişti. Mesela bakın direksiyon mili Tofaşlarda kronik sorunlardan biridir. Yolda giderken direksiyon tıkır tıkır ediyorsa bunu komple değiştiriyorlar. Çünkü çalışanlar usta değil, işi bilmiyorlar. Bunun burada bir tane lastiği vardır, tıkırtı burcu denir.
Onu değiştirdiğin zaman tıkırtı kesilir arkadaşlar. Bu direksiyonu komple değiştirmenize gerek yok. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Yoksa habire kazıklanırsınız. Bu şekilde bunlara dikkat etmeniz gerek. Yoksa tamirciye götürdüğünüzde ne gösterseniz gösterin, her şeyi değiştiriyorlar. Ben değiştirmem tabii ki. Dediğim gibi burada tıkırtı burcu var. Onu değiştirdiğinizde ses kesilir. Şimdi şunun dediğim gibi kelepçesini almaya gitti çırak. Sonra onu takacağız buraya. Bakın bant çekmişler. Şunu tutturmak için. Süper arkadaşlar. Bunların hepsini halledeceğiz. Şimdi bir diğer sorun da bakın buralardan yağ kaçırmış. Fakat bu yağ kaçağı karterden değil. Bakın şurada benzin otomatiğinin şuradaki deliğinden kaçırıyor. Benzin otomatiği değişecek. Bir de üst kapak contası değişecek. Nereden anlıyoruz? Çünkü buradan şuraya yağ vermişti. Yani benzin otomatiğimizden buraya yağ veriyor. Onu da değiştireceğiz. Bakın motor takozlarım da yeni. Yani arabaya bakarsanız arkadaşlar her araba güzeldir. Ama bakmasını bileceksiniz. Bir de içten anlamanız gerekiyor. Yoksa tamircilere ne sorsanız her şeyi değiştiriyorlar. Gördüğünüz gibi yağ kaçakları. En kral arabada da yağ kaçağı olur. Bu şekilde ama bakarsanız kaçak olmaz. Mesela bu yağ kaçağı hem mazot benzin pompasından hem de üst kapaktan ta aşağıya kadar akıtıyor. Bakın burayı mahvetmiş. Volan dişlisinin altından akmış. Bunların hepsi giderilecek. Evet, usta tamircilerimiz arkadaşlar bakın buraya uzun vida atmışlar. Şöyle şu üst tarafa uzun vida atmışlar. Kapağı alttan delmişler. Şimdi bunu alüminyum kaynağı yaptıracağız. Süper ustalarımız. Arabanın işi bitti arkadaşlar. Şimdi Turgay Usta bize 2000 numara zımparayla şu şekilde zımpara atıyor. Kabasını bu şekilde alıyoruz. Su zımparamız 2000. Şurada da pastamız var. Üstüne pasta vuracağız. Daha temiz görünecek. Bakın şu şekilde çatlaklar, çapaklar oluyor. Bunları o şekilde almanız gerekiyor. Şöyle. Şimdi bunun üstüne pasta mı vuracağız? Dur bak işte. Pasta vurduk. Tertemiz çıkacak. Pisliği bu arabanın. Akan beyaz. 2000 ile zımpara vurduk diye tabi boya biraz çıktı. Şimdi pastayla parlatacağız. Bütün çizikleri alacağız buradan. Bu akan boyanın pisliği. Geriden çekerseniz iki kapının farkı. Bakın arkadaşlar sağdaki kapı biraz daha temiz görünüyor. Yani bir miktar fark ediyor. Şimdi pasta çekeceğiz. Getir içeriden temiz mi hanım? Temiz yok abi. Havlu arıyoruz. Sanayide havlu sıkıntı.
Pastamızı bir beze döküyoruz. Temiz bir bez getir. Benim gibi bul bak orada, hadi. Bir miktar fark görünebilir arkadaşlar.